Bağımsız aday Çalım yeni bir yüz, yeni bir umut diyerek projelerini açıkladı. Yeni bir yüz, yeni bir umut sloganıyla yola çıkan bağımsız belediye başkan adayı Sinan Çalım, kentsel dönüşüm, semt pazarı sorunları, trafik ve otopark sorunları, dezavantajlı grupların korunmasına yönelik çalışmalar gibi birçok farklı alanda yapmayı planladığı projeleri açıkladı. Sinan Çalım düzenlediği basın toplantısında Bandırma'nın yeni ve liyakatli kadrolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Çalım, Bandırma'nın artık yeni yüze ve yeni kadrolara ihtiyacı var. Biz Bandırma sevdalısıyız ifadesinde bulundu. Arkadaşlar tekrardan hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Beni kırmadığınız için çok sağ olun. Tanıyanlar var, beni tanımayanlar da var. Ben öncelikle kendimi bir tanıtayım. Ben inşaat mühendisi Sinan Çalım. Bandırma Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı. Dixiyat Başkan Yardımcısı. Ticaret Odası Meclis Üyesiyim. Sürecimiz biraz hızlı gelişti, ani gelişti. Bunu şimdi merak edenler de vardır. Bunun en büyük nedenlerinden biri seçim sürecinde partilere baktığımızda partilerin değişmeyen yüzü, değişmeyen kadroları, değişmeyen listeleridir. Bizim düşüncemiz şuydu. Bandırma'nın artık yeni bir yüze, yeni bir umuda, yeni bir nefese ihtiyacı var. Çünkü 25 yıldır, 30 yıldır aynı şehirdeyiz. Bu yaşadığımız şehirde hep beraber vakit geçirdik, beraber güldük, beraber eğlendik. Ama İşin sonucunda gördüğümüz süreye geldiğimizde 25 yıldır, 30 yıldır Bandırma'yı yönetmek isteyenler, nerede kaldık diyenler hep bu işin başında. Aslında kaldıkları yer belli ama sloganları nedense kendilerinde hep nerede kalmıştık diye devam etti. Biz öyle demeyeceğiz. Bizim derdimiz şu. Biz Bandırma sevdalısıyız. Bandırma'ya gönül vermiş, Bandırma'da yetişmiş, Bandırma'nın içinde olan, Bandırma'nın sorunlarını bilen ve Bandırma için mücadele edebilecek bir altyapıya sahip göreve talip biriyiz. O yüzden Bandırma'da yapacak çok şeyimiz var. Bir de takdir edersiniz ki şu an mevcutları göz önüne aldığınız zaman Bandırma gibi gözde bir ilçemiz var. Son kurşunun atıldığı. Ama nedense bu son kurşunun atıldığı yerde partiler Bandırma'da derebeylik sistemine dönmüş durumda. Babadan oğula geçen bir sisteme dönüşmüş. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda, kendi sistemleri doğrultusunda biz geçmişte yaptık ama kendimize biraz daha nasıl fazla kazandırabiliriz derdine düşmüş durumda. Bizim derdimiz Bandırma. Eğer ki biz Bandırma sevdalısıysak, eğer ki biz 10,5 il olmak istiyoruz diyorsak, biz kendimizi geliştirmek, Bandırma'yı geliştirmek, Bandırma'yı daha ileri bir seviyeye taşımak istiyorsak, biz sloganlarımızla çıktığımız bu yolda partilerden bağımsız, Bandırma'ya bağlı, Bandırma'daki kararsızların kararı olmaya geldik. Çünkü şu geçen süreçte görüyoruz ki Bandırma siyaseti hem biraz çirkinleşti hem de insanları birbirlerinden uzaklaştırdı. Bu kadar iç içe olan, bu kadar birlikte yaşayan insanların birbirine küsmeleri, birbirlerine artık antipatiyle bakmaları, girdikleri mekanlarda diğerlerinin mekanları terk etmeleri, bunlar bizim için zarar, bunlar bizim için kayıp, kazanç değil. Eğer ki biz Bandırma'yı daha iyi bir yere, daha iyi bir seviyeye taşımak istiyorsak, ilk önce insanlar aralarındaki kırgınlıkları bitirecek. Bizler onları bitirmeye geliyoruz. Bizler hedeflerimiz doğrultusunda, çalışmalarımız doğrultusunda Bandırma'nın ihtiyaçlarını karşılamaya ve bunları hayata geçirmeye geliyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. 30 yıldır aynı yüzler Bandırma'ya geldi ve 30 yıldır konuşulan sorunlarımız aynı. Biz trafik sorununu konuşuyoruz, biz otopark sorununu konuşuyoruz, biz altyapı sorununu konuşuyoruz, biz sosyal hizmet sorunlarını konuşuyoruz. Şimdi şunu da eleştiriyorum. Sosyal belediyeciliğin kanunlarında, öngörülerinde hep şu vardır. Sosyal belediyecilik yaptığı yollar, kaldırımlar, çay bahçeleri, seyir tepeleri bunlar halka sunulan mükafatlar değil. Bunlar sosyal belediyecilik kapsamında yapılması gereken hizmetlerdir. Biz bunları gidip resimlerini çekip, videolarını çekip, asfaltın önünde gülüp, seyir tepesinde, işte 30 yıldır konuştuğumuz meydanda bunları biz dile getirdikçe yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler üretmek sonucunda hep problemler yaşarız. O yüzden biz diyoruz ki artık Bandırma'ya yeni yüzler,
yeni nefesler, yeni projeler gelmesi lazım. Biz şunu söylüyoruz. Biz bu yola çıktığımızda kendi bildiklerimizle değil, sizlerin bildikleriyle yola çıkacağız. Çünkü bu sorunu yaşayan Bandırmalı, bu sorunu yaşayan esnaf, bu sorunu yaşayan memur, bu sorunu yaşayan öğrenci, bu sorunu yaşayan kadınlarımız. Bütün bu sorunları ele aldığımız zaman biz sorunlara değinirsek biz bu sorunlar çerçevesinde doğru imalatlar yapabiliriz. Birkaç mahallede birkaç yatırım yaparak diğer mahalleleri göz ardı etmememiz lazım. Biz Allah nasip ederse mazbata elimize aldığımız zaman din, dil, ırk, kişi, parti, mezhep asla ayırmadan tam tersi işin ehli, liyakat çerçevesinde bu işi doğruca, dürüst yapacak kimler varsa bu görevlerin başına gelecek. Her insan her işi doğru yapamaz. Ben inşaat mühendisiyim. Ben yapılaşmada, ben kentsel dönüşümde, ben altyapıda evet hamleler yaparım. Projelerim var, projeleri üretirim. Ama bunun dışındaki noktalarda doğru insanları doğru noktalara getirerek, liyakatla, doğru çalışarak Bandırmayı hak ettiği seviyeye getireceğiz. Biz beraber çalışacağız. Basınla beraber çalışacağız. Muhtarlarla beraber çalışacağız. STK'larla beraber çalışacağız. Çalışacağız ki biz sorunlarımızı çözelim. Bizim ne sorunlarımız var? Bizim trafik sorunumuz var. Trafik sorunumuz yıllardır içler acısı. Çözülemez miydi? Çözülebilirdi. Koordinasyon merkezleriyle doğru iletişim kurulmuş olsaydı, karayollarıyla, büyükşehirle doğru bağlantılar kurulmuş olsaydı, biz bugün bu sorunları yaşamazdık. İşte görüyorsunuz sorunu çözelim diye bir köprü yapıldı. Ama Bandırma'nın çevresini kapatan bir sisteme dönüştü. Biz bunlarla uğraşmayacağız. Biz daha düzgün, daha Bandırma çevresini nasıl düzeltebiliriz diye uğraşacağız. Şehrin girişi. Ben 40 yıldır Bandırma'dayım. Bandırma'ya gelirken, Bandırma'yı anlattığım insanlar şehre girdiği zaman böyle bir şehrin girişini gördüklerinde ben utanıyorum. O yüzden İlk önce şehrimizin girişinden başlayacağız. Sonra trafiğimizi çözeceğiz. Otopark sorunumuz var. Otopark sorunumuz var ama otopark alanlarımız çok fazla. Şimdi otoparklarda görüyorsunuz birer 2 metre 3 metrekare büfelerden 250-300 metrekare çay bahçelerine dönüştü. Madem çay bahçelerine dönüştürecektiniz, madem burası belediyenin malı, o zaman yapmanız gereken şu. Az önce Mustafa abi çok güzel bir laf söyledi. Ziraat Bankası dedi 20 bin civarında emekliye maaş veriyoruz dedi. Doğru mu abi? Evet, evet. O zaman bizim buradaki 20 bin emekliye, 26 bin öğrenciye çare bulmamız gerekmez mi? Bizim yapmamız gereken şu. Biz belediye olarak bu tür noktaları kendimize bağlı yapacağız. Çünkü baktığınızda Bandırma'da belediye bünyesinde belediye adına çalışan herhangi bir sistem yok. Belediyenin halkına sunduğu hizmetler belediye bünyesinde değil. Ya da çok sınırlı. Ama biz öyle yapmayı düşünmüyoruz. Biz bunların hepsine müdahale edeceğiz. Biz emeklilerin ailelerini alabileceği, gittiğinde çok cüzi ücretlere çayını içtiği, yemeğini yediği mekanlar üreteceğiz. İnsanların refaha ulaşabilmesi için bizler belediye bütçesinden taşın altına elimizi koyacağız. Keza öğrenciler için de. Şu anda Bandırma sanayi ve öğrenci arasında sıkışmış bir şehir durumuna geldi. Öğrencilerin çok zorlukları var. Çok bir araya geliyoruz. Üniversitede, diğer okullardan, misafir öğrencilerden. Çalışma alanlarının kısıtlı olduğunu, artık bir öğrenci olarak bir kafeye, bir çay bahçesine gidemediklerini, bir çayın 25-30 lira olduğu Bandırma'da artık zorluk çektiğini, o yüzden evlere tıkandıklarını dile getiriyorlar. Aynı sistemi biz nasıl emekliye, memura böyle bir şey düşünüyorsak, öğrenciler için de özel çalışabilecekleri alanlar, vakit geçirecekleri noktalar ve neredeyse dediğim gibi çok cüzi ücretlere çay kahve içip yemek yiyebileceği mekanlar oluşturacağız. Bizim derdimiz Bandırma. Bandırma bir sanayi şehri. Çok fazla organize sanayi bölgesi var. Çok fazla talep gelecek. Ben organize sanayi bölgesi kökenli biriyim. Organize sanayi bölgesinde bölge müdürlüğü yapmış biriyim. Gelecek firmaların büyüklüklerini düşündüğünüz zaman şu anki firmalar onların yanında küçük kalacak. Bandırma'nın çok fazla bir istihdam, çok fazla bir dışarıdan göç olacağını belirtebilirim. Bu sayı ilerleyen zamanlarda çok daha fazla olacak. Bizim buna altyapı olarak, konut olarak, çevre düzenlemesi olarak hazır olmamız gerekiyor. Ama şöyle bir problem var. Biz bunlara da hazır değiliz. Biz bunlara hazır olmadığımız için şu anda Bandırma'da fahiş fiyatlar dönüyor.
Bizim projelerimizden bir tanesi şu. Belediye bünyesinde özel şirketleri kooperatifleştirerek uygun ücrete, durumu düşük olan ailelere konut projemiz var. Biz bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman buradan şunun vaadini verebiliyorum. Ben inşaatçıyım, inşaat mühendisiyim. Bugün Arsa Belediye'nin, Maliyetler Belediye'nin, Projeler Belediye'nin olarak düşündüğümüz zaman bugün bir dairenin maliyeti 600-700 bin liralara geliyor. Orta halli bir aile için biz 1 milyona konut projesi gibi bir proje düşünüyoruz. Ha belki bu 1 milyon daha sonra değişebilir. Üretime hayata sokacağımız dönemde de değişebilir. Ama şunun sözünü verebilirim. Bizim yapacağımız proje bugün kurslara baktığınız zaman 4'te 1, 5'te 1, 6'da 1 fiyatlara gelecek. Bunlar yapılabilir mi? Bunlar sosyal belediyecilikte yapılabilir. Bunlarla beraber şu anda çarpık yapılaşmamız devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında mahalleleri ada bazında kentsel dönüşüme alacağız. 100. yıl mahallesi, yeni mahalle, yeni imar açılacak yerleri planlamamız lazım. Çünkü hedeflenen nüfus eğer ki 500-600 bin ise sanayiyle beraber şu anda birçok insan açıkta kalacak demektir. Bunun da zararı bizlere dokunacak. Niye? Daire fiyatları fahiş bir şekilde artmaya, kira fiyatları fahiş bir şekilde artmaya devam edecek. Biz Allah nasip ederse yapacağımız, üreteceğimiz projelerle bunların önüne geçeceğiz. Sorunlarımızdan bir tanesi de daha üzerinden bir sene geçmesine rağmen Şubat depremi. Bandırma deprem hattının üzerinde. Ancak biz bunları depremden 3 ay sonra artık tamamen unuttuk. Bizim evet göstermelik toplanma yerlerimiz var. Ama biz depreme hazır değiliz. O yüzden deprem koordinasyon merkezlerinin çok acil bir şekilde toplayıp üretebileceğimiz, stok yapabileceğimiz, toplanma alanlarını kapalı olarak birleştirebileceğimiz noktalar oluşturacağız. Bunlar lafta olmayacak çünkü şu var. Hatay'da şunu gördük. Belli bir süreçten sonra molozlar kaldırıldıktan sonra hastalıklar başladı. O zaman bizim şu anda bir an önce belirlediğimiz noktalara tuvaletleri, yıkanma yerlerini, barınma yerlerini oluşturmamız lazım. Çok ciddi bir deprem, profesörlerin söylediği gibi, araştırmacıların söylediği gibi önümüzde geliyor. Ne zaman geleceği belli değil. Ama biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Özellikle Bandırma çapında biz bunların önünü kesmek zorundayız. Bir başka projemiz de bizler üreten bir şehir olmak zorundayız. Bandırma üretmiyor. Bandırma sadece tüketiyor. Bunun örnekleri var mı? Var. İşte Tunceli'yi görüyorsunuz, Ovacık Belediye Başkanı. Ne yaptı? Kendi halkıyla beraber üretti, topladı, sattı ve bu geliri kendi şehrine kullandı. Öğrencilere kullandı, emeklilere kullandı. Bizim çok fazla arazimiz var. Bizim şu anda sicili değiştirmek istenen meralarımız var. Biz bunların hepsine müdahale edeceğiz. Biz kadınların ağırlıklı olduğu %70, %80 kadın ağırlıklı kooperatifler kurup, projeler üretip, kendi arazilerimizi ekip, kendi ürünlerimizi üretip, bu ürünlerimizi kendi oluşturacağımız tesislerde satıp, Bandırma kasasına ekstradan artı noktalar oluşturacağız. Özel gereksinimli çocuklarımız var. Bunların aileleri çocuklarını bırakamıyor, ihtiyaçlarını gideremiyor. Bunlar için özel konaklama evleri yapacağız. Belediye bünyesinde belediye gidecek çocuğu alacak, tekrardan konaklama evine getirecek. Konaklama evinden sonra tekrar aileye teslim edecek. Ya da isterse aile de teslim edebilir. Biz bu çocuklara sahip çıkmalıyız. Çünkü bu ailelerin en büyük sorunlarından biri, Allah göstermesin bize bir şey olursa çocuklara ne olacak? Biz belediye olarak bu tür projelere destek vereceğiz. Hepimizin gördüğü üzere Bandırma'da şu anda ne kadar hayvan severiz desek de hayvanlara doğru yönelik herhangi bir çalışmamız yok. Şu anda mevcut barınaklar yetersiz. Barınaklarda hastalıklar mevcut. Sokaklar belli bir süre sonra barınaklardan sokaklara bırakılan köpeklerle mevcut. Biz bunların genişletilmesini, büyütülmesini, daha sağlıklı, daha bakımlı hale getirilmesini sağlayacağız. Bunun dışında şöyle bir projemiz daha var. Şimdi hepimizin yenilemek istediği eski eşyaları var. Ya da kullanmadığı temiz eşyaları var. Belediye bünyesinde özel bir birim oluşturup özel bir site oluşturacağız. Bu eşyaları vermek isteyen vatandaşlarımız belediyeyle irtibata geçip belediye teslim edebilecekler. Belediye kapısından alacak, kendi deposuna götürüp temizleyip yenileyecek. Belediye sisteminde bir alan oluşturacağız. İstiyorsa bunları seçebilecek ve seçtikleri ürün otomatik olarak bağlı olduğu birim tarafından belirtilen adrese ücretsiz olarak taşınacak.
Yani bizim burada artık Bandırma'da alan elden veren eli buluşturmamız lazım. İnsanlar arasında bağı sağlamamız lazım. Bu koordinasyon çerçevesinde birlikte hareket etmemiz lazım. Biz Bandırma'da birlikte hareket edersek, birlikte sorunları çözersek Bandırma'nın problemleri çözülür. Bir başka sorunumuz altyapı sorunu. Altyapıda yıllardır çarşı esnafının çektiği bir çile var. Baktığımız zaman sürekli Bandırma sel baskınlarına maruz kalıyor. Bu kadar büyük bir altyapısı olan bir Bandırma bunlara maruz kalmaması lazım. Ben altyapıyı da gördüm, üst yapıyı da gördüm. Şimdi bizim buradaki sorunumuz şu. Biz betonlaşmış bir şehrin içinde kaldık. Ağaçlık alanlarımızı tükettik. Eğer ki biz yüzeye gelen suyu doğru bir şekilde alta, tabana, toprak altına iletebilirsek zaten bizim problemlerimiz olmaz. Bu da nereden geçiyor? Yaptığımız yollar, evet, liyakatla bu yolları biz yaparsak, düzgün bir şekilde ızgaralayıp suyun alta inmesini sağlarsak zaten bu su gideceği yere gidecektir. Bizim şu an toprak altında 1600'lük, 1500'lük borularımız var. Bu borular çok ciddi büyük sel baskınlarını taşıyabilecek, bunları cevap verebilecek kapasitede. Ama yüzeye gelen su aşağı inmediğinden dolayı sel baskınları yaşanıyor. Doğru planlama yapılmıyor. Biz geldiğimizde bu doğru planlama için elimizden geleni yapacak, bu sorunu çözecek, çarşı esnafın derdini bitireceğiz. Bunlar çok büyük projeler değil. Bunlar konuşmaya başlarken de sizlere söylediğim Bandırma'nın kronikleşmiş hastalıkları. Şimdi ben diğer siyasiler gibi gökdelenler yapacağım, AVM'ler yapacağım, hastaneler yapacağım demiyorum. Çünkü 20 yıldır, 25 yıldır bunlar hep vaat edildi ama hiçbir şey yapılmadı. Çünkü mevcuttan uğraşmadılar ki birbirlerine uğraştıkları kadar. Biz birbirimizden uğraşmayacağız. Biz Bandırma'yla uğraşacağız. Bandırma'nın sorunlarıyla uğraşacağız. Bandırma'nın sorunlarını çözmek için uğraşacağız. El birliğiyle hep birlikte hareket edeceğiz.